Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Her zaman yaptığımız açılış duamızı da unutmayalım. Değil mi arkadaşlar? Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayr Hoş geldiniz sevgili çocuklar. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. sei zaymet euch. Dersimize başlamadan önce materyallerimizi kontrol edelim. Kitabınızı, defterinizi ve kaleminizi hazırlamanızı rica ediyorum. Çocuklar, sizler bir diğer hocamız ile kitabımızın 5. ünitesindeki Hz. Muhammed'in çocukluğunu işlemiştiniz. Hatırladınız değil mi? İsterseniz hep birlikte tekrar hatırlayalım. Hz. Muhammed doğmadan önce babası vefat etmişti. Hani hayatının ilk senelerini süt annesinin yanında geçirmişti. Peygamber Efendimiz küçük çocukken hem annesini hem de onun ardından dedisini kaybettiğini öğrenmiştik. Hatırladınız değil mi? Süpersiniz. Sevgili peygamberimiz sonrasında amcası Ebu Talib'in yanında büyümüş ve hem çobanlığı hem de ticaret yapmayı öğrenmişti. İsterseniz her biriniz defterinize bir soy ağacı çizin. As of Deutsch Sevgili peygamberimizin annesinin babasının, çocuklarının isimlerini araştırıp bunları yazabilirsiniz. Çiziminizi yaptıktan sonra da hocanıza yollayın, o da kontrol etsin, tamam mı? Sevgili öğrencilerim, isterseniz Hilful Fudul'u da hatırlamaya çalışalım. Sahi neydi? Çocuklar, Hilful Fudul, Hazreti Peygamberimiz 20'li yaşlarındayken Mekke'de bozulmuş olan toplum düzeni sağlamak ve haksızlığa uğrayanların hakkını aramak için kurulmuş olan bir cemiyettir. Bundan ne anlıyoruz peki? Bizim sevgili peygamberimiz gençlik yıllarından itibaren çok yardımsever, adil ve güvenilirdi. Also er war sehr hilfsbereit, gerecht und zuverlässig. Şimdi çocuklar, sizlere biraz Peygamber Efendimizin Mekke'deki döneminden bahsetmek istiyorum. Mekke neresiydi? Mekke Peygamber Efendimizin doğduğu şehirdi. Orası çok sıcak ve çok kuraktı. Hatırlarsanız Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Mekke'deki Kabe'yi inşa etmişlerdi. Sahi Kabe neydi? Kabe Allah'ın evi. İnsanlar orada Allah'a ibadet ediyor namaz kılıyor ve dua ediyorlardı. Ama yıllar geçti ve insanlar Allah'ı maalesef unuttular. Sonra ne oldu söyleyeyim mi çocuklar? İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları taşlara, yani putlara inanmaya, dua etmeye, tapmaya başladılar. Bu putlar insanların elleriyle yapılmış ve ne bizi duyuyor, ne görüyor, ne de derdimizi anlıyor. Nasıl Allah'ı unutup bunlara dua edebiliriz ki? Evet, ben de hiç anlam veremedim. Maalesef Kabe'nin içi putlarla dolmuştu ve Hazreti İbrahim'in dini olan Hanif dini unutulmuştu. Peygamber Efendimiz bu durumdan çok rahatsızdı ki o zaman daha peygamber değildi. Ama insanların kendi elleriyle yaptıkları taşlara yani putlara inanmaya yanlış buluyorlardı. Bu yüzden kendisini çok yalnız hissetti. Kendisi o insanlardan uzaklaşmak için fırsat buldukça Hira adında bir mağaraya sığınıyordu. Peygamber Efendimizin Mekkelilerin yaptıkları bu tuhaf davranışlarından dolayı 35 yaşından itibaren ara ara Hira mağarasına çıktığını hatta bu davranışını kendisi 40 yaşına gelene kadar devam ettirdiğini 5. ünitemizde öğrenmiştik zaten. Orada yani Hira mağarasında etrafı gözlemliyor. Etrafındaki olup bitene yani güneşe, aya, karanlığa ve ağaçlara bakarak her şeyin güzelliğini fark ederek oraya varıp dua ediyordu. Çünkü bu güzellikleri yaratan bir Allah vardı, değil mi? Sizler de şimdi camdan dışarıya bakın ve gördüğünüz güzellikleri sayın. Mesela gökyüzünü, güneşi, bulutları. Bunları kim yarattı? Allah. Bu güzelliklerin insan yapması mümkün mü? Asla. Peygamber Efendimiz mağaradan Mekke'ye dönünce de ilk olarak Kabe'yi tavaf ediyor, ardından evine kapınıyordu. Kendisi uzun süredir kendinde anlam veremediği değişiklikler hissediyordu gece gördüğü rüyalar aynen çıkıyordu. Sene 610 bir yaz ayı Ramazan'a denk gelmişti. Peygamber Efendimiz Mekke'deki o sıkıntılı ortamdan tekrar uzaklaşmak istiyordu. Eşi Hazreti Hatice ile vedalaşarak Mekke'den ayrılıp yine Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına sığındı. Ramazan ayının son günlerine doğru mağaradayken aniden duyduğu sesle korktu. Daha önce hiç görmediği bir varlık ona oku diyordu. Peygamber Efendimiz korkarak ben okuma bilmem dedi. Çünkü Peygamber Efendimiz okuma yazma bilmiyordu ve çok şaşkındı. Hz. Muhammed'e Yanına gelen varlık kimdi? Söyleyeyim mi çocuklar? Bizim dört büyük meleğimizden Cebrail aleyhisselamdı. Peki Cebrail aleyhisselam görevi neydi? Evet cevapları duyar gibiyim. Allah'ın emirlerini peygamberlere iletmekle görevli olan vahiy meleğimizdi. Cebrail aleyhisselam iki kez daha oku dedi. Peygamber Efendimiz ise sürekli aynı cevabı verdi. Yani ben okuma bilmem. Ama sonra Peygamber Efendimiz tüm cesaretini toplayıp Cebrail'e ne okuyayım diye sordu. Cebrail aleyhisselam da ona Alak suresinin ilk beş ayetini okudu. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. O yani Allah insanı alaktan yarattı. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretir. Çocuklar buradan ne anlıyoruz? İlk inen ayetler neymiş? Evet, Alak suresinin ilk beş ayeti. Peki Hangi peygambere indirildi? Evet, Hazreti Muhammed'e. Peki, bu ayetlerden biz ne anlıyoruz? 1. Biz, bizi yaratının Allah olduğunu. Her şeyin ancak O'nun izniyle olduğunu. Bilmediğimiz şeyleri bize öğretinin Allah olduğunu. Peki, Sizce Peygamber Efendimiz bu şaşkınlık ve korkusundan sonra nasıl davrandı? İsterseniz anlatmaya devam edeyim. Peygamber Efendimiz hemen o mağaradan çıkıp tam evine doğru koşacakken birden yanına gelen meleğin gökyüzünü tamamen kapladığını gördü. Melek şöyle seslendi kendisine. Ben Cebrail'im sen de Allah'ın peygamberisin. İşte o an peygamber efendimize peygamberlik görevi verildi. Peygamber efendimiz hala şaşkındı ve olayı anlayamamıştı. Evine koşup yatağına yattı. Tir tir titriyordu. Eşi Hazreti Hatice'ye beni örtün, beni örtün dedi. Peygamber Efendimiz dinlendikten sonra eşini başından geçen olayı anlattı. Hazreti Hatice de onu teselli eden şu sözleri söyledi: Yemin ederim ki Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Sen akrabalarını gözetensin, her zaman doğruyu söylersin ihtiyacı olana yardım eder, fakiri doyurur, misafirini en iyi şekilde ağırlarsın. Hep haklıların yanında yer alır, onlara yardımcı olursun. Yani Hz. Hatice, Hz. Muhammed'in başına kötü bir şeyin geldiğine inanmıyordu. Tam tersine güzel bir şey olduğunu anlamıştı. Çocuklar, tebliğ kelimesini duydunuz mu? Mesela Almancası "Difekündigung" demektir. Allah tarafından seçilmiş olan peygamberlerin görevleri ve özellikleri vardır. Bunlardan birinin adı tebliğdir. Tebliğ ise şu anlama gelir. Yüce Allah'tan peygamberlere gönderilen emir ve yasakların insanlara aktarılmasıdır. Yani çocuklar, peygamberler bizlere Allah'tan aldığı mesajları anlatıyor ve öğretiyor ki her birimiz cennete girelim. Bu görevin ismi de tebliğ görevidir. Hazreti Muhammed kendisini vahi geldikten sonra öncelikle yakın çevresindekilere gizlice tebliğ etmeye başladı. Çünkü putlara tapan bir toplumda yaşıyordu. Mekke'deki yaşayan insanların en çok kazandıkları para işte o putlara ziyarete gelenlere çeşitli ürünler satmaktı. Hazreti Peygamber'in putlara değil Allah'a ibadet edin şeklindeki uyarısı Mekke'deki tüccarların kazancına engel olacaktı. Hazreti Muhammed önce yakın ailesi ve arkadaşlarına İslam'ı davet ettikten sonra bütün insanları Allah'ın yolunda davet edecekti. Bunun için Kabe yakınındaki Safa tepesine çıkmış ve Mekkelilere seslenmişti. Peygamber Efendimiz Mekkelilere her insanın bir gün öleceğini, insanların dünyada yaptıklarının karşılığını cennet veya cehennemde bulacağını belirtmişti. Bu yüzden onlardan Allah'a inanmalarını ve kötülüklerden uzak durmalarını istemişti. Mekkeli müşrikler Hazreti Muhammed'in İslam'ı açıktan yaymasını hiç hoş karşılamamıştı. Peygamber Efendimizin bu yaklaşımını çok tehlikeli gördüler ve ona düşmanca davranmaya başladılar. Hazreti Muhammed'le alay ettiler sihirbaz dediler ve Müslüman olanlara da işkence ettiler. Hem Peygamber Efendimiz hem de Allah'ın dinine inanan Müslümanlar Mekke'de yaşamakta zorluk çekiyorlardı. Bu yüzden göç etmekten yani hicret etmekten başka çareleri yoktu. Peki göç yani hicret nedir? Ausfandagung demek. Yani arkadaşlar, insanlar daha mutlu ve özellikle dinlerini daha huzurlu yaşayabilmeleri için bazen memleketlerini terk etmek zorunda kalabiliyorlar. Mesela çocuklar ülkelerinde savaş olup birçok sıkıntı yaşayan insanlar istemedikleri halde memleketlerinden başka bir yere gitmek zorunda kalıyorlar. İşte arkadaşlar. Bundan dolayı da Peygamber Efendimiz Mekke'de yaşayan Müslümanlar için hangi memleketin daha güvenli olduğunu araştırmış ve onlara Habeşistan'a gitmelerini önermişti. Oradaki kralın iyi bir kral olduğunu ve insanlara zulmetmediğini söyledi. Müslümanların Habeşistan'da güven içinde olacağı kararlaştırıldıktan sonra Aralarında Hazreti Muhammed'in kızının de olduğu bir grup Müslümanla oraya göç etmeleri uygun görüldü. Böylelikle Müslümanlar ilk hicretlerini yani ilk göçlerini nereye yaptı çocuklar? Habeşistan değil mi? Sevgili öğrencilerim, göç etmek yani hicret etmek ile taşınmak arasındaki fark nedir? Sanki cevapları duyar gibiyim. O halde şimdi her biriniz cevapları defterinize yazın ve hocanıza iletin. Olur mu? Çocuklar, mucize nedir? Olağanüstü bir şeydir. Also en Wunder. Herkesin yapamayacağı ve yapıldığında herkesi şaşırtan bir harekettir. Peygamberlerin de mucizeleri vardır. Bunları göstermelerindeki sebep de insanlara kendilerini sadece birer elçi olduklarını anlatmak. Asıl amaç Allah'ın var ve bir olduğunu ispatlamak içindir. O zaman şunu diyebiliriz. Muhakkak ki her peygamber Allah'ın izniyle bir mucize gösterir ki insanlar da onlara böylelikle daha kolay inansın. Demek ki bu mucizeyi kim yaratmış oluyor veya kimin izniyle bu mucizeler gösteriliyor? Allah'ın, değil mi? O zaman Allah bizim iyiliğimizi istemez mi? Elbette ki ister. Allah bizim inanmamızı, yani ona iman etmemizi istiyor ve bize böylelikle kolaylık sağlıyor. Ne kadar güzel, değil mi? Peygamberimiz Hazreti Muhammed eşinin ve amcasının vefatından sonra bunun üzerine bir de Taif'te karşılaştığı kötü muameleden dolayı çok üzüntülüydü. Bu üzüntülü dönemin ardından Yüce Allah, Hazreti Muhammed'i Peygamber Efendimiz'in gösterdiği sabrı ve tahammülü sebebiyle onu teselli etmek istemiş. İsra, kelime anlamı olarak gece yürüyüşü anlamına gelir. Miraç ise göğe yükselmek, İsra ve Miraç olayı Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin 12. yılında Mekke'de gerçekleşti. Peki tam olarak nasıl mı gerçekleşti? Gelin hep beraber öğrenelim. Peygamber Efendimiz Mescid-i Haram'dan yani Kabe'nin çevresinden Mescid-i Aksa'ya yani Kudüs'e götürüldü. Bu olağanüstü olaya İsra denir yani bu gece yürüyüşü anlamındadır. Bu yolculuğun sonunda göklere yükselme manasına gelen miraç olayı meydana gelmiştir. Çocuklar bu olay İsra suresinin birinci ayetinde şöyle anlatılır. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu mescidi haramdan Çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Miraç olayında Bakara suresinin son iki ayeti nazil oldu ve İslam'ın temel ibadetlerinden olan beş vakit namaz farz kılındı. Bizim sevgili peygamberimiz Mekke'de yaşadığı sıkıntı ve işkencelere rağmen İsra ve Miraç olayında çok güzel bir teselli buldu ve tebliğ görevine devam etti. Fakat buna rağmen Mekke'deki durumun maalesef hemen düzelmeyeceğini anladı. Hem kendisine hem de Mekke'deki Müslümanlara zorluk çıkartan müşriklere karşı o da bir çözüm yolu aramaya başladı. Hazreti Muhammed ticaret veya ziyaret için Mekke'ye gelen her kabile temsilcisi ile görüştü ve onları Allah'a inanmaya davet etmiş ve sığınma talebinde bulundu. Yaklaşık 15 kabile temsilcisinin kendisine olumsuz yanıt vermesinin ardından Mekke'ye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Akebe isimli yerde Yesrib şehrinden gelen 6 kişi ile karşılaştı. Bu altı kişi İslam'ı kabul etmiş ve Yesrib'e geri dönmüşlerdi. Orada da İslam'ı anlatmaya başladılar. Ertesi sene Yesrib'den gelenlerin sayısı arttı ve onlar da Hazreti Peygamber'e Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarına, hırsızlık ve kötülük yapmayacaklarına, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine, kimseye iftira etmeyeceklerine ve İslam dinine uygun yaşayacaklarına dair yemin ettiler. Bu arada çocuklar eskiden insanlar utandıklarından dolayı kız çocuklarını canlı canlı gömerlermiş. Fakat Peygamber Efendimiz bu duruma karşı çıkmış ve kendisinden sonra İslam'a inanan insanlar da bunu yapmamışlar. Sevgili öğrencilerim, insanlar Orada peygamber efendimize söz verdikleri için bu sözlerin verildiği buluşmaya birinci akabe biatı denirdi. Birinci akabe biatı 621 yılında gerçekleşmişti. Sayya bu arada biat ne demekti? Sözdü değil mi? Biat Also der 622 senesinde Yesrib'de Müslümanların sayısı iyice arttı ve yeni grup Mekke'ye gelerek Akabe mevkinde Hazreti Muhammed ile görüşmek için geldi. Görüşmenin sonunda Yesrib'li Müslümanlar Hazreti Muhammed'e onu koruyacaklarını söyleyerek söz verdiler. Bu sözle birlikte bütün Müslümanların Mekke'den ayrılıp Yesrib şehrini hicret etmeleri kararlaştırıldı. Bu karara da ikinci akabe adı verildi. Hz. Muhammed Yesrib'e hicret etmesiyle birlikte bu şehre Medinetün Nebi yani peygamberin şehri diye anıldı. Daha sonra zamanla Yesrib yerine Medine ismi kullanılmaya başlandı. Şimdi çocuklar, bugünün son sorusunu sizlere sormak istiyorum. Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret etmeleri Müslümanlara ne gibi yararlar sağlamış olabilir? Hatırlayalım. Mekke'de neden zorlanıyorlardı ve neden göç etmek için başka bir memleket aradılar? İsterseniz bu sorumuzu da defterimize yazalım ve cevapları ile birlikte daha sonra hocamıza gönderelim. Evet çocuklar, dersimizin sonuna geldik. Bugün sizlere ders işlemekten çok keyif aldım. Umarım sizler de benimle birlikte keyif almışsınızdır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Camiye gidiyorum ders kitaplarımızı zsu-shop.de sayfasından veya caminizin en yakın setsu kitap evlerinden satın alabilirsiniz. Diğer videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.